merhabalar hoş geldiniz. Bugün çarşamba, haftayı ortaladık. Bu hafta zaten beklediğimiz şeyler gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi de altının onsunun kendini 1800 doların üzerine atması. Başlıkta da gördüğünüz gibi altın düştü ancak ölmedi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü biz gerçekten bu döneme girerken, pandemiye girerken işte ekonomik olarak problemler olsun, daralma olsun, istihdamda düşüşler olsun bunların hiçbirisi an itibariyle bitmedi. Sadece bizde bazı piyasadaki aktörler şunu kodladılar, şunu şu algıyı oturttular. Aşı geldi altın çökecek ama nasıl çökecek ve neden çökecek? Nitekim artık görüyoruz ki bu hafta şunu kanıtladı ki artık altın aşı haberlerindense daha çok teşvik paketlerine odaklandığı için bu düşüşünü getirmiş. Tabii ki de aşının da etkileri var. Pandeminin biteceğine dair ama görülen o ki. Şimdi İngiltere bir Covid aşısına onay verdi yani artık kullanacak resmen ama şu demek dünyada 7 milyar insan var. Üretim kısıtlı. Çin'de bir aşık söz konusu, BioNTech Pfizer'de bir aşı söz konusu. Moderna acil olarak başvuracak deniliyor ama daha aylar olmasına rağmen bu o aylar gelene kadar yani Ocak diyelim, Şubat diyelim, Mart diyelim bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için zaten bize sıra yani sıradan X bir vatandaşa sıra inanın Mayıs'tan evvel gelmeyecektir. E, yerli aşıyı belki vurdurabilirseniz vurduracaksınız biliyorsunuz zatürresi ve grip aşısı bile an itibariyle bulunmuyorken covid aşısına kolay erişeceğinizi düşünüyorsanız zaten hayal alemidesiniz bu bir. İkincisi şunu fark etmeye başladı ülkeler e, anladılar ki covid aşısı gelse dahi şu geçecek olan Kasım, Aralık ve Ocak o denli zorlu geçecek ki... O yüzden biz bir şekilde ne olursa olsun aşıya güvenmek yerine bir şekilde gardımızı alalım. Eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Bu sağlam kazıkların ismi de son dönemde Euro ve tabii ki altın olmaya başladı. Euro'yu da bu yayında konuşacağız. Neden? Çünkü şu anda dün itibariyle parite, Euro dolar paritesi 2 sene sonra ilk defa 1.20'nin üzerine çıktı. Ve bu gidişle de sürecek gibi neden olduğunu az sonra açıklayacağım. O yüzden eşekleri sağlam kazıklara bağlarken altında konuşuluyor. Tabii ki de şöyle bir şey var. Bir kısmının Bitcoin'e gittiğini Bir kısmının kripto paraları gittiğini biliyoruz ama orada kalabilecek olan yatırımcıyla altını seven yatırımcı arasında dağlar kadar fark var. Daha Bitcoin'in önünde birazcık mesafe var. Ama Bitcoin'de kendini realize etme yönünde. Özellikle kripto paralar Aralık ayında kendilerini realize etme. Yani artık ben de buradayım. 2021 yılına benle gireceksin lafını artık net bir şekilde bize hissettirmeye başladılar. Devam edersek Şimdi burada önemli bir durum var. Altın 1800 doların üzerine attı. İki tane teşvik paketi konuşuyor. Bir demokratların bir cumhuriyetçilerin ortaya attığı teşvik paketlerini konuşacağız. Bir tanesi 500 milyar dolarlık ama demokratlarınki tabii ki trilyon dolarları aşacak kadar büyüklükte. Bu arada altında teşvik paketine piyasaların artık iyice sıcak bakmasının 3 nedeni var. Birincisi Yalın'ın artık adının resmen telaffuz edilmesi. E, Yalın'ın şunu kabul etmesi inanılmaz zor bir krizdeyiz. Yıllardır böyle bir şeyle karşılaşmadık demesi. Fed başkanı Powell'ın toparlanma var ama yine de Fed'e ciddi görevler düşüyor ve biz buradayız demesi. Fed o kadar şöyle söyleyeyim. Fed çok fazla muslukları açacağım. Ben buradayım vermese bile gerektiğinde ben buradayım diyor ve inanın gerektiği zamanlar geldi. Bu arada tabii Biden'ın da bu dönemde mutlaka bir teşvik paketi gelmeli. Ben gelene kadar bile bir teşvik paketi gelmeli demesi, Trump'ın bunu kabul etmesiyle artık piyasalar şunu anladı. Büyük veya küçük bir teşvik paketi gelecek. Çünkü istihdam anlamında, ciddi anlamda Amerika inanılmaz küçülmeler yaşadı. Evet milyonlarca iş kaybedildi. Yarısı geri alındı ama Hala ortada sürekli artan vakalar, aşı gelene kadar artacak olan, aşı gelene kadar kötüleşecek olan bir tablo var. O yüzden şimdi altın piyasaları Fed'in bir teşvik paketi üzerinde konuşacağı söylüyor. 3 hafta boyunca biz bunu konuşacağız. 3 haftaya gelene kadar da 5 Aralık, 11 Aralık ve 14 Aralık bu önemli üçlü geçildikten sonra bence Biden her şeyi ele geçirmesinden sonra seçiciler meclisinde, seçiciler kurulunda da bir şekilde güçlendikten sonra, senatoda da güçlendikten sonra biz bunu göreceğiz ki e, altında rekorları göreceğiz. Yani aslında şunu söyleyebilir miyim size? O hani altın öldü bittik yandık diyenler. Bakın altın daha 3 gün önce geçtiğimiz hafta 1770'leri kırıyordu. Bugün geldik 1800'ün üzerine çıktı. Yani şöyle söyleyeyim dip noktasıyla tepe noktası arasında bu kadar karışık bir piyasada çok zaman beklemenize gerek yok. 3 sene sonra kar ettirir, 4 sene sonra kar ettirirler. Bana göre tamamen atmasyon, moral bozucu şeyler. Çünkü dediğim gibi dünyanın her yerinde siz altınızı satınca birisi alıyor. Geçelim dolara. Bu zamanları not etmeniz gerekiyor. Dolar endeksi 92'lerin altına düştü. Orada da biraz seyredecek gibi. Ancak doların tahviller artarken bile düşüyor olması kenara not edilmesi gereken bir zaman. Bu demek olur ki 2021 yılı doların yılı olmayacak. Dolar gerçekten diğer para birimleri karşısında değerini kaybedecek. Ama ne olacak? Altın, gümüş ve diğer para birimleri artacak. Diğer para birimlerinde en öne çıkacak olanlardan bir tanesi euro. Eurosu olanlar bu dönemde ciddi anlamda bu ivmeleri hissetmiş olmalılar. Parite Euro dolar paritesi 1.20'nin üzerine çıktı. Bu bizim için neden önemli? Biz ihracatımızı Euro ile ithalatımızı dolarla yaptığımız için bu ikisi arasındaki makas ne kadar artarsa bizim hazinemize o kadar para girer. Bu bir ama tabii ki burada başka konularda var. Euro sterlin Euro Euro sterlin paritesinde euronun baskın olması euroya etkiliyor. Şu anda bakıldığı zaman yatırımcıların paralarını euroya taşıyor olmaları etkiliyor. Görülen o ki Avrupa'daki düşük büyümelerden çok daha farklı haberlere odaklanılmış gibi. Yani yatırımcı biraz Avrupa'ya yönünü kırmış gibi. O yüzden bizim Avrupa ile ilgili ilişkilerimizin iyi olması bize yatırımların daha kolay geleceği anlamına geliyor. Şu anda maalesef Türkiye biraz yalnız kalmış durumda. Çünkü Almanya'ya da problem yaşıyor. Ee, Avrupa'nın diğer ülkeleriyle de bazı problemler var. Aynı zamanda Doğu Akdeniz var. Aynı zamanda bir Amerika'da Biden gelince ne olacağı var. Yani hem Amerika hem ABD açısından, hem Avrupa hem ABD açısından Türkiye'nin biraz yalnızlaştığı ve kime yanaşacağının merakla beklendiği bir dönemdeyiz. Keza Çin'e veya Rusya veya İran'a yaklaşırsa da pek çok yaptırım olacak. Bugün Biden Çin'le ilgili konuştu. Biliyorsunuz Amerika'nın en büyük rakibi Çin. Çin'e faz Çin'e e, o uygulananları e, kaldırmayacağım dedi. Yani uygulanan tarifeler çok fazla benim gündemimde kalkacak gibi gözükmüyor. Yani aslında e, Biden da bir şekilde Çin'le mücadelesini belki Trump kadar sert devam ettirir mi, bilmiyoruz ama bir şekilde mücadelesini sürdürecekmiş gibi gözüküyor. Baktığımız zaman dediğim gibi altın Amerikan döviz tahvillerinin düşecek yükseliyor olması fa tahvil faizlerinin yükseliyor olmasına doların düşmesi şu anda not edilmesi gereken bir durum. Çünkü görülen o ki dünya arenasında dolar şu anda o kadar değerli değil güvenli liman olarak başka alternatiflere yöneliniyormuş gibi gözüküyor. Başka alternatifler demişken 1 Aralık'ta Ethereum 2.0 e, sunuldu ve ciddi bir talep oldu. Hatta şöyle bir şey var. Ethereum 2.0'ın ortaya sunulabilmesi için belli oranda Ethereum'un toplanması gerekiyordu. 1,5 kat fazla Ethereum katlandı. Ethereum şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'e başlayalım. Ethereum'a ve Ripple'a işte onları devam edelim. Bitcoin yukarı çıkmadan diğer alt altcoin'lerin yukarı çıkmasını zor beklersiniz. Bu birincisi. İkincisi de e, Bitcoin şimdi 19.600 e, dolarlara kadar çıkarak rekor tarihi rekor seviyesini şey yap, denedi. Önce bir düzeltme geldi. Düşük bir düzeltme geldi ama Gördüğümüz gibi o kadar da fazla büyük bir düzeltme yani satış dalgası yemedi. Tekrar 19.000'lerin üzerine çıkmaya çalışıyordu. Ufak bir o eşiği atladıktan sonra tekrar bir satışı 18 bin dolarlarda seyrediyor. Ama bize şu gösteriyor ki durum. Bitcoin'de o kadar sert bir satış dalgası görmeyeceğiz. Ben yine de 19.500 dolardan mı alırsınız? 17.000 dolardan mı alırsınız? Orası Açıkçası bana göre 17 bin, 18 bin dolarlı, 16 bin dolarları beklemek birazcık daha mantıklı. Ama analistlerle konuştuğum zaman, dünyadaki e, hatırı sayılır analistlerle konuştuğumuz zaman da şunu söylüyorlar. 15 bin dolardan bile alsanız ileride büyüyecek. Citigroup'un grubun biliyorsunuz 300 bin dolarlık bir beklentisi var. Ben o kadar yükseleceğine inanmamakla beraber 2021'in Ekim-Kasım ayında Bitcoin'de 45 bin dolar, 40 bin dolarları konuşabileceğimize ben sıcak bakıyorum. Diğer taraftan bu yılı nasıl kapatacak derseniz 25 bin dolar 24 bin dolar aralığında kapatacağına kesin gözüyle bakılmakla beraber ben daha birazcık daha çekingenim 22 bin dolar 23 bin dolarları görebiliriz. Ama görülen o ki satış yese bile 2021 yılında bitcoin'i biz çok daha fazla konuşacağız. Bitcoin'in altından rol çalacağı konuşuluyor. Şimdi kripto paralar aslında ilginç bir şekilde hayatımıza Sadece bitcoin alsatla veya ethereum üzerine uygulama yapmakla değil aslında farklı bir şekilde e, hayır işlerinde, sağlıkta, gayrimenkulde, bankacılıkta ve kamu hizmetlerinde girecek gibi. İşte buralara girdiğinde siz asıl kriptodan kopamayacağınız için bir şekilde o zincirler arasında işlem yapabileceğiniz paralar önemli olacak. Yani şöyle değil insanlar altından çıkacaklar dolardan çıkacaklar bitcoin'e girecekler değil. Bitcoin'in altyapısı o kadar gelecek kripto paraların altyapısı o kadar gelişecek ki size diyecekler ki sen burada zaten işlem yapabilmek için kriptoya ihtiyacın varacak İşte öyle gireceksiniz. Yani o nedenle şöyle bir günde herkesin altını satmasını veya dolarını satmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan bu hafta bizim için neden önemli? Bu hafta bizim için enflasyon gelecek. Enflasyon bizim için içeride doların üzerine baskı yapan en önemli etkenlerden bir tanesi. Bizim içeride problemlerimizden dolayı, kırılganlığımızdan dolayı maalesef ve maalesef ve tabii ki bir de üstüne gidilen... E Konular olsun işte Kanal İstanbul gibi reform hukuk reformu olacak denildi ama hala oradan bir açıklama gelmedi. Evet Merkez Bankası gerekli şeyleri yapıyor ama e, hala gerekli elle tutulur bir şey olmadı. O yüzden doların 7.80'in altına düşmesi zor gibi gözüküyor. Aksine dışarıdan alacak olan haberlerle de daha yüksekler çıkacak. Nitekim dün sadece bir tepki yükselişi gördü 7.90'a çıktı. Yani aslında 8 eşiği de maalesef <coughs> bizim için çok uzakta değil. O yüzden şöyle bir durum var. Görülen o ki biz bu hafta enflasyonun büyüme geldi 6,7 ama piyasalar çok fazla onu iyi konumlamadılar. Ee, enflasyon baskısını biz izleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde tekrar neyi izleyeceğiz? İşsizliği izleyeceğiz. Yani ekonomistlerin bu hay gelecek olan enflasyonun en kötü enflasyon olacağını zikretmesi bile önemli. O yüzden şimdi bir de bana şu gibi geldi. Şimdi dolar Merkez Bankası çok böyle bir ara öndeydi. Herkes Merkez Bankası'na kalkıyordu, Merkez Bankası ile yatıyordu. Birazcık o kapansın diye tekrar bir kanal İstanbul atıldı. Tekrar bir siyasi polemikler ortaya çıktı. İşte Devlet Bahçeli çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Bir şeyler söylüyorlar. Sürekli yatırımları eee yastık altındaki yatırımların piyasaya katılması isteniyor. Neden derseniz şimdi euro dolar paritesi ne dedik itha ithalat ihracat dengesi önemli dedik. Biz ihracatımızı euro ile yapıyoruz ama şöyle bir şey var. Altın ithalatımız artıyor. Çünkü dev insanların altın artacak özellikle fiziki olarak altını yastık altına koyma isteğinden dolayı altın ithalatı artacak. Altın ithalatı artarken bu bizi nereye götürecek? İthalatın artmasına. Aynı zamanda bir de enerji ithalatı da var. Enerji fiyatları yani daha sonra Brent petrol fiyatları. OPEC ülkeleri arasındaki düzensizlikten dolayı düşüyor olsa bile. Bakın bu adamlar cumartesi günü buluşlar anlaşamadılar. Pazartesi günü buluşlar anlaşamadılar perşembeye kaldı. Beklentiler gittikçe düşüyor. Doğu Akdeniz'e Libya, Doğu Akdeniz'den hakkını alamaz. Onun hakkı yenmeye devam ederse dedi ki ben Arenaya geri gireceğim. Ben tekrar üretime başlayacağım. İşte o zaman görürsünüz dedi. Bu arada da Türkiye bir şekilde Katar'ı ve bir şekilde Libya'yı da bir yanına alabilmek için gitti, Libya'yı koruyabilmek için diyeyim. Suudi Arabistan'la e, ...ilişkilerinin iyi olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Selman'ı aradı. Halbuki başta olan veliat olan prensle de arası çok kötü. Çünkü bir Cemal Kaşıkçı olayı var. Yani aslında baktığınız zaman... ...olaylar 2-3 günlük biz 2-3 gün konuşuyoruz atıyoruz ama... ...olaylar inanır mısınız bir sondaj kuyusu kadar derin. Metrelerce kilometrelerce birikmiş kinler... ...ve birikmiş menfaatler var. O nedenle... E, ...hala biz kripto paraları konuşuyor olsak bile konservatif dediğimiz yani altın, dolar, euro, bono, bes gibi şeyler hala kenara atılmayacak. O nedenle e, dikkat edilmesi gerekiyor. Yani biz bu dönemde şimdi euro'nun artışını görebiliriz. Avrupa'dan iyi haberler gelebilir. 10-11 Aralık bizim için önemli. Bakın, eurosu değerlenirken Avrupa'dan pat diye bir yaptırım gelirse işte orada kontağı kapatmak zorunda kalırız. Orada bir problem var. 11 Aralık önemli. Teşvik paketi önemli. Altın artışını sürdürecek gibi gözüküyor. Çünkü 3 hafta boyunca biz şimdi bu dilemmayı konuşacağız. Ve Trump'ın da ben aslında bu teşviği geçireceğini düşünüyorum. Giderken bu kadar kötü şeyler yapmasın. Eninde sonunda bir iş adamı ve eninde sonunda Amerikan hükümeti, Amerikalı ve Amerikan hükümeti de işler yapacak. O yüzden çok fazla da böyle e, kibrit çakıp içe atıp da çıkacağını düşünmüyorum. Sonuçta aslında yabancıların dediği gibi reasonable bir insanda bir şekilde. Evet tabii ki de devlet tecrübesi olmadığı için bazı saçmalıklar yapıldı ama dediğim gibi biz bu hafta enflasyonu konuşuyoruz. Euro'yu konuşacağız. 10-11 Aralık'a doğru neler olacağını konuşacağız. 5 Aralık'ta Trump'ın artık resmen hezimete uğradığı, hüsranla evine döndüğü ve o eyaletleri kaybettiğini göreceğiz. Bu da gene Biden'a yarayacak. aşağı haberlerini konuşacağız Aralık'ta. Yani çok fazla konuşacak şey var. Ama önümüzdeki dönemlerde dediğimiz gibi konuşacağımız konular ne olursa olsun süt liman olmayacak onu söyleyebilirim. Bu arada katılım şimdi 100 bine doğru süratle giderken şunu da bilgilendireyim katıl butonu gelecek. Orada ben dediğim gibi farklı farklı size hesaplamalar farklı farklı önerilerde bulunacağım. Ama güzel olanı finansal okur yazarlık size öğretmeye karar verdim. Yani şöyle bir şey var siz Mesela beni dinliyorsunuz veya bazı yatırımcıları dinliyorsunuz belli şeyleri öğrenmek için. Altın yatırımcısı mesela neyi takip etmeli onu anlatacağım. Dolar yatırımcısı neyi takip etmeli onu anlatacağım. Yani siz aslında bizi dinledikten sonra bile bir şekilde diyelim ki bizden video gelmedi veya iste, istediğinize değinmedim, değinemedim, atladım, başka gündemler oldu. O zaman siz onu açıp o Haberleri veya o söylediğim püf noktalarına bakarak aslında siz kendi elinizdekini daha iyi kontrol edebilecek veya panik olmanız gereken dönemleri veya panik olmamanız gereken dönemleri siz aslında daha da rahat anlayabilirsiniz diye. Bizim böylelikle ben mesela Amerikan tabirleri artıyor değil mi? Ha evet bak şimdi bu altına yarar ve ha şimdi bu dolara yarar. Ha evet ben kriptolarda bunu almalıyım ya da şu tarihler önemli gibi her türlü şeyde altın için dolar için kripto yatırımcıları için altcoinleri konuşmak istiyorum çünkü belli ki yatırımcılar aslında bir şekilde Türk yatırımcısı kriptoyu da anlamak istiyor gayrimenkul yatırımları gelecek nereler iyi yatırım e, evreleri olabilir hangi fiyatlardan sonra oralara gelinmemeli makaslar nereye gidecek gayrimenkul konuşabiliriz pandemide nereler zararlandı onu konuşacağım ve diğer taraftan da tabii ki e, şu 5 senelik 2 senelik ve 10 senelik neye yatırım yapsaydınız size daha daha çok kâr eder diye ilk İstanbul ayağı geliyor. Şöyle bir şey seçtim. 400 bin lira kalkalıda 2 artı birlik bir evle 1 milyon 200 binlik Beşiktaş'taki bir evi karşılaştırıyoruz. Bunu altına, dolara, euroya, gümüşe, bitcoin'e yatırmış olsaydınız sizi nereye götürürdü? Bunu gayrimenkulde bıraksaydı sizi nereye götürür? Buna bakacağız. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya bu 5 şehri yapmayı düşünüyorum. Anlaşılsın diye ve tabii ki önümüzdeki gene 2 senelik döngülerde de acaba gayrimenkul mü daha karlı yoksa bu yatırım araçları mı daha karlı bunlara bakacağız. Bugün gayrimenkul gelecek İstanbul ayağı gelecek. İnanılmaz rakamlar hesapladım diyebilirim size. Yani 400 bin liralık evinizi... 5 yıl önce bitcoin 200 dolardan yani 570 lirayken o zaman dolar 2.85'ti. Ee, Bitcoin'e koymuş olsaydınız inanın size yapacağı kar böyle bir kar olamazdı. Evet biz o evreleri atladık. Tabii ki 5 sene önce biz bitcoin'i kriptoyu konuşmuyorduk ama bundan 5 sene sonrasında belli şeyleri kaçırmamak için de ne yapacağız? Bugünden eşeği sağlam kazağa bağlayacağız. O yüzden de bir şekilde kripto paralarla ilgili de yatırımlar, en azından araştırmalara başlayabilir. Benim referans olduğum e, Bitcoin borsasının, kripto borsasını biliyorsunuz Bitlo açıklamada ve sabit yorumda linkimi görebilirsiniz. Girin bir güzelce kendinizi tanıtın, araştırmanıza başlayın. Ondan sonrasında böylelikle ben size bir şeyler anlattığımda en azından hangi platformdan nasıl alacağınızı görebilirsiniz, bulabileceksiniz. Ama dediğim gibi yine bir yatırım aracına girmeden önce mutlaka ve mutlaka bir 3-5 gün araştırın ne size uyar, nerede kaybedeceklerini size zarar verir. Bunlar önemli ee, ve şöyle bir şey var bu platformlara kayıt olurken işte TC'miz isteniyor resmimiz isteniyor bunların hepsi güvenlik için bu güvenlik şeylerini mutlaka hepsini yapın size her gün sorsunlar şifrenizi size her girişte resminizi sorsunlar size her girişinize TC kimliğinizi sorsunlar ama sorsunlar çünkü bunlar güven göstergesidir ve lütfen Aman buraya ne yapayım ben bunun sonuna kadar gidemeyeceğim. O zaman bitcoin veya kripto yatırımcısı olmaya zaten hazır değilsinizdir. Güven bu konular çok esas. Çünkü neden? Merkezsiz bir sistemden bahsediyoruz. Merkezsiz sistemlerde sizi tanımaları, size güvenmeleri, aynı şekilde sizden sürekli güvenlik için bir şey sormaları da önemli. Her gün hatırlamanız gereken şifrenizi de lütfen bir kenara not edin. Bunlar önemli. Sizin güvenliğiniz için bu bankadaki gibi değil. Ya yani şunu düşünmeyin. Bitcoin elektronik cash, elektronik, nakit diye bakmayın. Çok ayrı şeyler var. Bunlar farklı ağlar, bunlar farklı zincirler. Bunlar için işte finansal okur yazarlık ve açıkçası kripto okur yazarlık da yaratmak istiyorum. Katıl butonuyla bunlar başlayacak. Çünkü bunlar gerçekten iyi araştırma isteyen şeyler. Öyle size yalap şap bir şey söylemek istemiyorum. Aşağıda yorumlarda da görüyorum. Kriptoyu bilmiyor gözlerine baktım. Böyle bir şey olamaz. Ben hiçbir zaman insan olarak, bireysel olarak güvenmediğim, hiçbir şey önermem. Güvenmediğim, bilmediğim hiçbir şey hakkında konuşmam. Ben televizyon bazlı geliyorum. Televizyonda sizi binlerce kişi izliyor. Ha bu arada da şöyle söyleyeyim size artık televizyonlardan çok bu YouTube'da izleniyor artık ona kesin eminim. Ama ne olursa olsun ben sözümün arkasındayım ve bir güvenilirlik size sunmalıyım. Eğer daldan dala konup onu yapın bunu yapın. Aa tamam tutmadı değil. Ama mesela bazı kararlarda Merkez Bankası kararlarında ya da ne bileyim atılacak e, ist, yapılacak istifalarda, atanacak insanlarda bunlarda sadece yanılabilirim. Çünkü ben o komitelerde değilim. Eğer ki gerçekten Merkez Bankası kurulunda olsaydım zaten başka şeylerin bilgilerini sizlere verirdim. Ama dediğim gibi lütfen ee, videoları baştan sona kadar izleyin. Eğer benim kripto konusunda, altın konusunda, dolar konusunda bir şey bilmediğimi düşünüyorsanız takip etmeyin. Burası hiç zorunlu bir platform değil. Sizin sonuçta gırtlağınıza yapışıp da besteyi YouTube'da izleyin demiyor. Burası tamamen keyfi ve isteyenlerin buluştuğu bir yer. İnanır mısınız e, sarkastik bir şekilde yaklaşıp senin söylediğin tam tersini yapıyorum, kazanıyorum diyen insanlar İzleyin kazanın kardeşim. Bu da size kalmış bir şey ama bu sarkastik insanların benim yoluma e, tümsek olmasına izin vermeyeceğim. Ben yıllarca televizyonda çalışırken de böyle bir şey, böyle şey, çok şeyler yaşadım. İnanın o kadar çok çermet takmaya o kadar çok kötülüğüm isteyen insan oldu ki rekabet söz konusu olduğunda ve ben yanımda olan arkadaşlarımla, ailemle devam ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle ve kesinlikle yorum kapatmak diye bir şey olmayacak. Biz buradayız. Demirden korksa ettirebilmezdik. Açıkçası hiçbir kimseden de bir korkum yok. Çok şükür. Ben her zaman ülkemin yanında destek olan bir insanım da. Şöyle bir şey söyleyeyim. Artması hiçbir zaman bize bir fayda sağlamaz. Çünkü ben de Türk pasaportu sahip bir Türk vatandaşıyım. Ha ne bileyim Yeni Zelanda vatandaşı olurum tabii ki de atarım tutarım. Bu arada da Türkiye'de yaşıyorum. Yani öyle yurt dışından yapanlar gibi de değilim. Bu yayını rahatlıkla yapıyorum diye söyleyenlerden de değilim. O yüzden ben hep buradayım. Dilediğinizde açın izleyin katıl butonu açıldığında da hep beraber daha da güzel içerikler kuracağız. Ama biraz sonra bir soru cevap yapacağım. Ee, orada lütfen sorularınızı atın. Yarın onları bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Bu hafta karışık değil ama yeni haberlere, yeni gelişmelere gebe olunan bir hafta. O yüzden Dikkatli olun, verileri doğru takip edin, videoları baştan sona izleyin, aralarda öyle zırt pırt çıkmayın, zaman geçmiyor diyorsunuz. inanın bir 10 dakikanızı, 15 dakikanızı, 20 dakikanızı günde bir şeye vermek hem sizin ilgi alanlarınızı genişletir, hem dünyadan haberiniz olur, hem de yapacağınız yatırımlarda doğru yatırımlar, doğru adımlar atarsınız. inanın 15 dakikayı kaydırarak izleyip 150 bin kaybetmek veya 10 bin, 15 bin veya 5 bin bütçenize göre kaybetmek mi önemli dersiniz? Yoksa adam gibi sindirerek bir şeyleri izlemek mi? O yüzden sonuç size kalmış. Ee, diyorum, görüşmek üzere. Yarın yeni bir yayında görüşeceğiz. Birazdan gayrimenkul yayını da yayınlanacak. Önce siz bir bu videoyu YouTube'da izledikten sonrasında gayrimenkul videosu da saat 3 gibi hizmetinizde olacak diyeyim. Görüşmek üzere.